Ya cebinde parası olmayan genç nasıl şey yapsın, bilim düşünsün? Adam hala ekmek düşünüyoruz biz ya. İşte akşam ne yiyeceğiz? İşte eve yetişecek miyiz? Yani sanki bir bakan sanayicilere çalışıyor, bir bakan sigortacılara çalışıyor, bir bakan dış sermayeye çalışıyor. Halka çalışan yok. İşte AK Parti ile Refah Partisi'nin şey, sloganı şuydu, faiz vermeyeceğiz diyordu. Hala faiz veriyor Türkiye. Ama halka gelince veren yok. İşte Özal giderse ne olur diyordu, Demirel giderse ne olur, Erbakan giderse ne olur? Bir şey olmuyor, halk kalıyor işte, bak işte meydanlar kalıyor, Üsküdar var işte. Çünkü herkes işte meclise gittik, artık emekli olalım, maaşı alalım. Herkes maaş peşinde, makam peşinde, başka bir şey yok. Yani yukarıdan evet de diyorlar, evet hayır de diyor, hayır diyorlar. Böyle bir meclis var yani, halk adına konuşan ben şey görmüyorum. İşte faizi indirdik dediler, herkes ev alsın dediler. Bir baktın evlerin fiyatı hemen 400 liradan 800 bin liraya çıkmış. Al sana sistem. Kim kontrol ediyor bunu? Yok. Seçim olsa kim oy verirsin? CHP'ye oy veririm. Neden? Çünkü şu andaki ülkenin hem ekonomik hem siyasi politik alanından memnun değilim. Gidişatı hiç iyi görmüyorum, kötü. Alternatif de yok, tek alternatif Cumhuriyet Halk Partisi yani. Ha onlar da iyi mi? İyi değil. Yani yine kötüler içinde kötüye oy veriyoruz açıkçası. Yani aslında Türkiye'de yeni bir gücün, yeni bir siyasi akımın olması gerekiyor. Halkçı olması gerekiyor. Yani sürekli TÜSİAD'çı, MÜSİAD'çı, ne bileyim dış sermayeci değil de halkçı bir siyasi anlayış gelirse olur. Hani biz daha önce AK Parti'ye de oy verdim ama onlar da halkçı değil. Yani sürekli belli bir kesimin, müteahhitlerin, sanayici ona buna göre yasa yapıyor. Yani sanki bir bakan sanayicilere çalışıyor, bir bakan sigortacılara çalışıyor, bir bakan dış sermayeye çalışıyor. Halka çalışan yok. Yani 20 sene önce de kriz vardı. Yine kriz var, hep kriz var. Ben 40 senedir kriz var. Sürekli kriz. Ha CHP'lilere de çok güvenmiyorum. Çünkü onlar da bir şekilde böyle hani hep birilerinin hani böyle politikalarını uyguluyorlar. Hani aslında halk politikası uygulayan yok. Yani Cumhuriyet'in ilk döneminki gibi halk politikası uygulayan yok. Hem ekonomik hem siyasi olarak aslında inişlerdeyiz. Halk olarak. Ama atıyorum işte Türkiye'nin gelir seviyesi yükseliyor diyorlar. İşte yok kaç milyar dolar da. Asgari ücrete bakıyorsun 2370 lira. Hesaba vurduğunda işte yıllık 3500 dolar aslında asgari ücretin. 11 milyon insan böyle gelir sahibi. İşte Anadolu'nun geziyorsun, çiftçilerin çoğu ekim yapmıyor. Hayvancılık bitmiş durumda. Hala petrol çok pahalı Türkiye'de. Hala vergiler çok yüksek. Çalışanlar üzerinde hala vergi çok yüksek mesela. Mesela Amerika'da çalışanlara sabit vergi uygulamaya başladılar. Biz hala sanki biz milyardermişiz. İşte dolarla para, hani 100 bin dolar para kazanıyormuşuz gibi. İşte yok 8'lik dilim, 12'lik dilim. Yani sene başında 3500 lira para alıyorsun. Sene sonunda zaten asgari ücrete geliyorsun. 2300-2400 liraya geliyorsun. Yani sen asgari ücretli misin ya da değil misin çok önemi yok. Vergi sisteminden seni onu aşağı düşürüyor sürekli. Halbuki bana sabit bir mesela bir vergi, gelir vergisi kesintisi yapılsa sene başında alacağım para atıyorum 3500 lira %20 kessin. Türkiye'de %20 gelir vergisi kessin diyorum yine. 3500 lira alıyorsam Temmuz ya da 7. 8. ayından sonra alacağım %5 maaşta ya 3800 lira aldığımı görmeliyim ben ya. Görmüyorum. Nerede burada halkçılık? Yani ne CHP'sinde var aslında. Çünkü şeylerde de görüyoruz yani aslında belediyelerde de görüyoruz yani halkçı davranan yok. Gelen hemen zammı koyuyor. İşte suya zam, elektriğe zam, doğalgaza zam falan filan. İşte ne zaman halkçı bir aslında tam bir halkçı, milliyetçi, gerçek milliyetçi bir parti gelse onlara oy vereceğim ama şu an alternatif yok. Çıkan alternatifler de genelde bakıyorsun yok. Eski işte Refah Partisi'nden AK Parti'ye oradan türevler. İşte MHP'den türevler, CHP'den türevler. Yok eski çakma solcular falan. Onlarda yani onların bile bir projesi yok. Türkiye'deki solcuların, komünistlerin bile bir projesi yok. Hiçbir projesi yok. İşte Vatan Partililer çıkıyor, AK Parti'nin peşine düşmüş. İşte baştan onlar da projeleri vardı. Onlar da AK Parti gibi düşünüyor. O zaman niye onlara oy verirsin? Yine AK Parti'ye oy verirsin. Ya da MHP'ye niye oy verirsin? AK Parti'ye verirsin. Zaten onlar da onun peşinde. O yüzden diyoruz yani alternatif olmadığı için. Herkes çıkıyor ben buyum falan diyor. Ya biz kişi falan görmek istemiyoruz artık. Proje görmek istiyoruz. Çıksın desin ki bizim vergi sistemimiz bu. Bizim eğitim sistemimiz bu. Bizim mali tablomuz bu. Hala Türkiye faiz veriyor. İşte AK Parti ile Refah Partisi'nin şey, sloganı şuydu, faiz vermeyeceğiz diyordu. Hala faiz veriyor Türkiye. Ama halka gelince veren yok. Nasıl bir ekonomik proje üretecek? Hiçbirinin şu an hiçbir partinin yok. Hani AK Parti'nin bile yok. İşte borsacılara göre davranıyorlar işte. Yine sermayecilere göre davranıyorlar. Yani kimsenin bir şey, yani CHP'de de bir proje üreten yok yani. Yani nasıl bir projeyle geleceğiz yani? Çinliler gibi birbirlerinden bilgi mi saklayacaklar? Yani Çinliler, Amerikalılar gibi. Neyi saklayacağız yani? Çıksın desin ki biz bundan sonra çalışanlara şu vergi uygulayacağız. Sendikalar şu olacak.
halkın gelirini şu seviyeye çıkart. AK Parti çöktü. AK Parti'nin 2002'de geldiği düşünceler şu an geldiği nokta çökmüş durumda. Onlar da sermayeci oldu yani. Yani o koltuğa oturan sermayeci ne oluyor? Yani 1960'ların hikayesi gibi. Aynı o eski Cüneyt Arkın filmlerinde de var. Yılmaz Güney filmlerinde de var. Ama şu anda dedim ya, Muharrem İnce de çıkacaksa projelerinden çıkacak yani. Hani ben CHP'ye alternatif çıkacağım diye değil de ya keşke bu bin gün hikayesini atıyorum 6 ay önce söyleseydi, diyecekti ki ben şu projeyle geliyorum, CHP aday başkan olarak geliyorum deseydi. Ve benim projelerim bu deseydi. Ben alternatifim CHP'nin içinde deseydi. Bizim projelerimiz bu deseydi. Baksana çocuklar izliyorsun o yok uzaktan eğitim, yok bilmem ne eğitim falan filan. Evde oturuyor çocuklar, gençler evde oturuyor. İşsizlik diz boyu. Ha, yatırım vardır Türkiye'de. Yabancı şirketler geliyor, 5 sene yatırım yapıyor, vergi vermeyip gidiyorlar. İşte çalışanlar da istedikleri zaman taşeron olarak çalışıyorlar. Hiçbir sosyal hakları yok, tazminat vermeden gidiyor. Bir sürü kaçan böyle yabancı sermaye var. Borsaya da girenler yine yabancı, bir patlatıyorlar. Kar marjı yükselince satıyorlar. Karını alıp çıkıyor adam. Halka ne kalıyor? Ya Anadolu'da çiftçiler şey satamıyor ya, sığırını, koyununu satamıyor ya. Çünkü et ithal ediliyor. Yani tarım ürünlerini satmak istiyorlar, satıyorlar. Petrol pahalı olduğu için, ulaşım maliyetleri yüksek olduğu için buraya getiremiyor adam ya, gücü yok ki. O yüzden tefeciye mahkum kalıyor adam yani orada. Yani tefeciye mahkum Türkiye'deki insanlar yani. Sistem de tefeci bir sistem zaten, hani bankacılık sistemi falan. İşte faizi indirdik dediler, herkes ev alsın dediler. Bir baktın evlerin fiyatı hemen 400 liradan 800 bin liraya çıkmış. Al sana sistem. Kim kontrol ediyor bunu? Yok. Serbest piyasa. Halka gelince serbest piyasa da, başkalarına gelince hiç şey yok. Bazıları hiç vergi vermiyor Türkiye'de. Ben inanmıyorum çoğu üst gelir grubunun vergi verdiğini sanmıyorum. Çünkü tüm masrafları vergiden düşürüyorlar. Adam BMW 520 alıyor, vergiden düşürüyor. Çalışan biri düşürebiliyor mu bunu? Ya da ev aldığında vergiden düşürebiliyor mu gelir vergisini? Düşüremiyor. O yüzden gelecek kişi, yani Muharrem İnce gelsin, oy veririm ben ona. Ama projesiyle gelsin o da. Proje yok abicim ortada. Büyük bir projeyle gelecekler. Yani biz AK Parti şöyle yaptı, biz daha iyisini yapsak şöyle geleceğiz diyecek. Bunu MHP'lilere de söylüyorum, HDP'lilere, diğerlerine de söylüyorum ama proje yok. Ne vereceksin halka? Peki projelerini söyleseler, güvenip de oy verir misiniz? Yani yapacağına inanır mısınız her söyleyene? Tabii projesini bir getirsin, bir sunsun ama. Ekonomik projesini sunsun. Vergi sistemini açıklasın. Bu halk daha ne kadar vergi verecek ki? Yani getirmişler İngilizlerin zenginlere uyguladığı vergi sistemini asgari ücretliye ve diğer orta gelir grubu çalışanlara uyguluyorlar. Vergi sistemini düşünen yok. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu batacak bu gidişten mesela. Anlıyor musun? Hani vergiden dolayı değil de. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu bile dizayn etmek gerekiyor. Batarsa hepimiz toplu batacağız. Çünkü işsizlik artarsa Sosyal Güvenlik Kurumu batar. İşsizlik düzelirse Sosyal Güvenlik Kurumu da zenginleşir. Maaşlar da zenginleşir. Ve dedim ya, Türkiye'de hep sürekli borca dayalı bir ekonomik sistem uygulanıyor 1960'lardan beri. Borçla giden, yani atıyorum bu benim deyimim de gazetelerin deyimi, 150 lira borç ödemek için 300 lira borçlanıyor Türkiye. Ya sisteme bak. Bu ne zaman düzelecek ki bu? 60 senedir düzelecek sürekli. Türkiye sürekli bir borç sarmalında gidiyor. O yüzden hani dedim ya, projesini getirecek adam inandırıcı gelecek ki biz, atıyorum yani 2028'de de kriz yaşayacağız. O zaman ben 60 yaşında olacağım. 2038'de zaten mezarda olacağız. Yani hep krizle gidiyor Türkiye. Hep ya siyasi kriz ya ekonomik kriz. Bitmeyen bir terör var. Bitmedi. 1968'lerde başlayan bir terör var. Kıbrıs Harbi'nden sonra artan bir terör olayları var. Bir türlü bitmedi. Yani devlet de ona çözüm üretemiyor ki. Bir şey üretemiyor. Yani bunların hepsini projelendirmesi gerekiyor ki Türkiye kalkınsın. Yani ülkemiz, insanlarımız kalkınsın. Yani gençler daha iyi eğitim alsın. Geleceği daha iyi olsun. Zaten artık bence partiler dönemi de sona erdi. Yani şu andaki sistemde öyle, partinin hiçbir kıymeti yok. Meclisin bile bir kıymeti yok şu anda yani. Yani meclistekiler şey gibi, bu ilkokulda işte sen git işte başbakan ol, işte sen şu an böyle görev verirler ya, bu 23 Nisan'da 19 Mayıs'larda falan. O statüye gelmiş işte, yukarıdan evet de diyorlar, evet hayır de diyor, hayır diyorlar, böyle bir meclis var. Yani halk adına konuşan ben şey görmüyorum. Yani yalnızca orada bir de 600 yapmışlar. Niye bu kadar 600, işte 600 tane şey var milletvekili? Yani sahada biz hiçbir milletvekili görmüyoruz mesela. Seçim bitti, her şey bitti. Aynı şey belediye başkanları için de geçerli. Sahada halka yönelik hiçbir şey yok. Seçimden sonra herkes kayboluyor. Kayboluyor, hiç kimse yok ortada.
Seçimden önce şu meydanlar nasıl? Böyle parti yetkilileri var, herkes bir havalar bilmem, balonlar, çadırlar, madırlar falan filan. Şey bitiyor, her şey bitiyor. Yani şekli bir seçim yapıyoruz gibi yani böyle. Partilerin kendi zaten iç yapısı da demokratik değil zaten. Parti başkanları ve ekipler delege seçiyor, delegeler de onları seçiyor. Yani bu da demokrasi değil zaten. Aslında halkın çoğu farkında, gençlerin çoğu farkında da. Yani meclisten bir şey bekliyor ama meclisten de umut yok. Çünkü herkes işte meclise gittik, artık emekli olalım, maaşı alalım. Herkes maaş peşinde, makam peşinde, başka bir şey yok. Yani dedim ya, halkçılığın bittiği yerde, adaletin bittiği yerde, eşitliğin bittiği yerde her şey bitiyor. Bunları tek tek düşünmesi gerekiyor. Yani yeni gelecek akımın önce halkçı, adaletçi, eşitlikçi olması gerekiyor. Çünkü adalet, bir de merhamet olması gerekiyor. Halkına merhamet etmen gerekiyor ya. Yani adalet ve merhamet yoksa o bitiyor orası. Güven biter yani, o siyasiler şekli olur. İşte dönem biter, aynı işte Demireller gibi oldu. Ne oldu? Demirel nerede? Fark etmez yani. Hani bir dönem böyle sahada bir sürü insanlar vardı. Herkes işte Özal giderse ne olur diyordu. Demirel giderse ne olur? Erbakan giderse ne olur? Bir şey olmuyor. Halk kalıyor işte, bak işte meydanlar kalıyor. Üsküdar var işte. Yani Sultan Abdülhamit döneminde de vardı. Şimdi de var. Gelecekte de olacak, bu ülkemiz var olacak zaten. Ama bizi dünyanın gelişmiş o dediğimiz 10 ülkesine taşıyacak şu an bence zihniyete sahip siyasi yapı yok. Yani 1950 model siyaset var hala Türkiye'de. Kendini yenileyemedi yani. Kendini yenilemesi gerekiyor. O yenilerse ve organize olursa, halk da organize olursa belki üst bir yere taşınacağız yani. En azından yani gelecek gençler için. Çünkü biz ölüp gideceğiz. Peki bir ilerleme olur mu sizce? Bir ümidiniz var mı? Gidişata bakarsak yani. Türkiye'de müthiş bir gençlik var. Eğitimli bir kesim var. Fakat önleri kapalı. Önünü açacak bir yapı yok. Önünü açarsan tabii ki olacak ya. Ya bizim zeka olarak bir Alman'dan, Japon'dan, Amerikalı'dan eksiğimiz yok ki. Yani gençlerin bence seviyesi iyi. Ama şimdi sen gence bir şey, pratikte yapacağı bir şey vermediğin zaman, bir iş, bir eğitim, bir hedef göstermediğin zaman ne oluyor? Cep telefonunda işte otobüste, metrobüste görüyoruz, oyun oynuyor. Okey oynuyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Ha kahvanede oynamış, ha cep telefonundan oynamış. Ama ona hedef gösterdiğin zaman açacaksınız. Bunu devlet açacak yani. Devleti de yönetecek kadrolar, siyasi partilerin kadroları, hükümetler. Onu projelendirecek de yeni akımlar olacak yani. Yeni akımların olması gerek zaten. Yani eski model arabayla biz hızlı tren çekmeye çalışıyoruz yani. Aslında Türkiye zihni açık bir milyonlarca genç var. Fark etmiyor yani hangi partili, siyasi anlayıştan olması önemli değil. Milyonlarca genç var. O gençlerin önünü açmamız gerekiyor. Ayrımsız yani. Hani o parti bu parti demeden. O gençlerin önünü açtığında zaten bilemiyorsun o gençlerin içinde ne cevher çıkacağını. Şimdi tartışıyoruz işte koronavirüsü de Rus mu buldu, işte Amerikalı mı buldu. Bizimkiler bulsun arkadaş yani. Önünü açacaksın yani, araştırma merkezleri bizimkilerin olsun. İşte Çinlilerin uzay araştırmalarına 10-20 milyar dolarası para yatırdığını söylüyor Çinli. İşte Amerikalılar ne kadar... Ya biz geçim derdindeyiz hala ya. Ya cebinde parası olmayan genç nasıl şey yapsın, bilim düşünsün. Adam hala ekmek düşünüyoruz biz ya. İşte akşam ne yiyeceğiz? İşte eve yetişecek miyiz? Yani onu düşünüyoruz. Bir de tüm yatırımlar hala İstanbul, Kocaeli, Bursa falan filan yani. Ülkeyi yönetecek hükümetlerin böyle yeni şehirlerin, yani o Anadolu Kaplanları diyorduk, onun periferindeki kasabaları, artık kasabaları hedef alarak biraz Ecevit'in o düşüncelerini söyleyeceğim. Hani köy kent diyordu ya, hani köyleri de kasabaları da harekete geçirecek şekilde yeni atılımlara ihtiyaç var. Yani tarım olur, tarım destekli sanayi olur. Biz bunu harekete geçirmek zorunda. Şehre baksana, şehir dolmuş zaten 20 milyon. Bir de dışarıdan gelen insanlar var. Giren çıkanlar falan var. Yeni kasabalar, yeni şehirler, yeni organizasyonlar yapmadığımız sürece o zaman biz Pakistan gibi bir ülke olacağız yani. Ya da Meksika gibi işte. İşte gelişmiş bir Amerika var, altta az gelişmiş bir Meksika var yani. Hani 130-140 milyon nüfusun olacak ama az gelişmiş olacak. Ya biz o köyleri, kasabaları modern hale getirmek zorundayız. Bir de altyapı, Türkiye'de var ya altyapı yatırımları diyorlar, ben geziyorum. İşte mıcır yollar yapıyorlar. Ya 2 sene önce yapılan yol yıkılmış yine ya. Yani sürekli bir müsriflik var yani böyle. Yani atıyorum bu altyapı yatırımlarını daha sağlam yapabilirler. Yani biz niye 2-3 senede bir yollara para harcıyoruz ya? Öyle bir yol yapacaksın ki bu yol en az bir 20 sene 30 sene gidecek ya, çelik betondan bahsediyorlar.
asfalt betondan bahsediyorlar. Bu 20 sene önce uzanların bahsettiği bir şeydi. Denemeleri de yapılmış Afyon'da falan. Neredeyse 20 yıl, 30 yıl süren asfalt betonlar var. Biz hala mıcırlı yollar yapıyoruz. Anadolu'da yıkılıyor. Gidin Anadolu'nun her yerinde. Duble yollar çok güzel yapılmış. Açık ama her sene yıkılıyor, yeniden yapılıyor. Yıkılıyor, yeniden yapılıyor. Yıkılıp yapacaksa o zaman onu yapmayacaksın. Ya halkın parası gidiyor. İşte vergiden bahsediyoruz. Bunlar gittikçe ne oluyor? İşte masraf artıyor. Masraf arttıkça borçlar artıyor. Borçlar arttıkça ne oluyor? Halka yüklenen vergiler artıyor. Çünkü bu siyasiler, bu sanayiciler, bu şeyler bu vergileri ödemeyecekler. Bu 450 milyar dolar borçtan bahsediyorlar ya da iç borç bilmiyorum. Hani yalanın doğrusunu bilmiyorum. Bu borcu onlar halk ödüyor ya. Tüm yük halkta. İşte şu mesela şu kaldırım çok güzel yapılmış. Takdir ederim. Tamam mı? Bu 3 günde yıkılmaz. Tamam mı? Basmakla da yıllarca. Ya yolları da böyle sağlam yapacaksın. O şehirler arası yolları. Mesela demir yolları. İşte diyor ya hava yolları şu kadar milyon taşıdı. Demir yolları 27 bin. Ya keşke demir yolları olsaydı. Elektrik sistem olsaydı. Bu pandemi döneminde demir yolları 5 milyon insan taşısaydı. Biz hala demir yollarını tamamlamamışız ya. Ki Çinliler artık bu hızlı trenin daha üst seviyelerinde yollar üretmeye, manyetik yollar üretmeye başlıyorlar. Manyetik enerjiyle geçecek trenler. Hızlı 300-400 kilometre geçecek. Biz Ankara, yani eskiden de tren yolu Fatih Ekspresi vardı, tamam. Çok uzun sürüyordu, 7-8 saat sürüyordu ama biz hala aynı yollar üzerinden işte böyle revizyon yapıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Revizyon yapıyoruz. İşte komple düşünmek gerek. Ben sabaha kadar konuşurum.